çok tatlı, keyifli oldu. Siz çok keyifli. Neler yaşadınız? Nasıl geçti? Valla tabii ki tam pandemi dönemindeydi. Çok korkarak ama çok kontrollü bir şekilde çekimlerimiz yapıldı. Ülke Korka filmimizi tamamladık, bitirdik. Malatya'da bizi çok güzel ağırladılar. Gerek Aytaç Bey'e, gerekse Malatya'nın önderi gelen sinema sever aile dostları. Çok keyifliydi. Malatya'nın aynı zamanda görmediğimiz turistik yerlerini de gezip görmüş oldum. Zaten konu itibariyle çok adı üstünde, bu bir ah hikayesi. Bir ahın insan üzerindeki nasıl bir kara mizahta etkisi varsa, neler yaratıyorsa, onu biz tatlı bir şekilde, tuhaf bir şekilde yorumlamaya çalıştık. Nasıl bir karakteriniz var sizinle? Ben ah eden teyzenin geliniyim. Ve çocuklar da bu ah eden teyzeyi, annesini bulmak üzere köye geldiklerinde gelinle karşılaşıyorlar ve gelin de bunlara bu ahın buradan olduğunu, o falancanın o ahı da buradan olduğunu ah ah dolaştırıyor bunları. Böyle tatlı bir karakterimiz var, Sultan. Peki efendim, pandemi süreci yaşadık. Zorlu bir süreç yaşadık ama en iyi normalleşen sizsiniz herhalde. Bütün projelerde sizi görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ben pandemide Çeşme'deydim. O süreç içerisinde İstanbul'a gelmek istemedim. Orada açık hava, bir balıkçı köyünde evim var. Bodrum'da var yani. Evet, Bodrum, Çeşme, böyle gidip geliyoruz zaten. Gerçekten hani sağlıklıydık. Orada doğru düzgün vaka görülmedi, çok azdı. Herkes daha kontrollüydü, açık hava olması, sakin olması, kimsenin olmaması. Biraz daha kendimizi doğru koruyabilmemizi sağladı. Yine hep Ege bölgesi ve Akdeniz'de işler yapıldı. Alanya'da yapıldı. Burada Kuzenler Firarda'yı çektik. Alanya'da Anakızısını çektik. Marmaris'in içimizden birini çektik. Malatya'da bu işi çektik. Bir arada Leyla ile Mecnun'u yaptık. Leyla ile Mecnun'u yaptık. Şu anda Burçlar filmini çekiyoruz. Böyle tatlı tatlı geliyor işte. Yıllardır size hep aynı kiloda, hep aynı formuna geliyorum. Aman efendim. Güzelliğinizden bir sene değişmiyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu Ege bölgesini mi borçluyuz ya da doğa mı besleniyoruz? Nasıl koruyoruz formuyu? Beslenmeyle ilgili ben beslenme özürlüsüyüm zaten öyle. Sağlıklı beslenen bir insan değilim. Bir öğün maksimum, hadi öldüm, iki öğün diyelim. Ama organik yemeye çalışıyorum. Her fırsatta spor yapmıyorum. Sörfü, yelkendi, yüzmeydi, bisikleti. Herhalde onların faydası var diye düşünüyorum. Tarzınız da sıradışı biraz farklı. Artık bu saatten sonra böyle rapçi olmaya, acaba rockçı mı olsam, metalci mi olsam bir arayışa girdim. Hangisi? Bir tanesine bakacağız artık. Deniyorum şu an. Rap yakışır diyelim. Sonra rap yakışır mı? Popüler. Bir Karadeniz rapi de yapmıştık zaten, hatırlıyorsan. Ege'nin altında. Bakacağım artık. Bu yaştan sonra rock mı olur? Kamuoyu yapabiliriz aslında anket. Rap mi olur? Bir konuşalım. Metal mi olur? Siz ne yakıştırıyorsunuz bana yazın demeden. Rap yakıştırıyor. Rap yakıştırıyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah bir kesin olur. İnşallah.